Terör birilerinin nemalandığı, rantını yediği bir sektör haline geldiğinde ona yol açan asıl etkenleri ortadan kaldırsanız da terör bir şekilde varlığını sürdürür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında anlattığı bir durumun benzeri yaşanır. Terörün gerekçesi olarak gösterilen talepler yerine getirilmiş olsa bile terör örgütü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Çünkü terör biriler için artık bir meslek, bir geçim kapısı, Kürt insanının sırtından rant yeme vasıtası haline gelmiştir. Terör örgütünü açılım da durdurmaz, demokratikleşme de. Ancak şu noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor. Terör örgütünü açılım durdurmaz. Fakat onun insan kaynaklarını giderek azaltır, ona katılımı azaltır, uzun vadede de kurutur. Bugün sorun terör örgütünün nasıl tasfiye edileceği sorunudur. Bugün sorun tasfiye sonucunda örgüt yöneticiler olan tasfiye memurlarına ne pay verileceği sorunudur. Şundan emin olun ki milletten aldığı destekle bu hükümet milletin zerre kadar hakkına halel verecek hiçbir çalışma yapmaz. Demokratikleşme yolunda atılan adımların terör örgütünün amacının üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu, gerçeğini yalın bir biçimde gözler önüne sermiş olması bile terörle mücadelenin psikolojik boyutu açısından önemli bir başarıdır. Bugün artık terörün Kürt insanının menfaati ve huzurunun değil, birilerinin rant heveslerinin olduğu gün gibi ortaya çıkmıştır. Şimdi bakın, bu terör örgütü aynı zamanda taşeron olarak da kullanılıyor. Bu örtülü operasyonları yürütenler, kendi elemanlarıyla Türkiye'ye karşı bir terör eylemi yapmak isteseler, her profesyonel elemanın onlara maliyeti en az 5 ila 10 bin dolar tutar. Ama bu ülkenin veya komşu ülkelerdeki eğitimsiz ve dünyadan habersiz Türk çocuklarını alıp kullandıklarına onlara aylık maliyeti 50 bilemediğimiz 100 dolardır. Kendi profesyonel elemanını kaybettiği durumda bunun toplumsal bir etkisi olacaktır. Taşeronların patronlarına ama terör elebaşlarına aldanan genç vatandaşımız öldüğünde onların ardında güçlerin bir kaybı yok. PKK'nın tepesindekiler için de yok. Onların umurunda da değil. Bir yandan hukuka bağlı insan hak ve hürriyetlerini öne alan bir anlayışla diğer yandan da silaha sarılan eşkıyaya hak ettiği cevabı verecek şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Devletin milletin karşısına silahla çıkan cevabını silahla alacaktır. Bu terörle mücadele işinin birbirinin ayrılmaz iki boyutu var. Birisi suçlu ile suçsuzu ayırma hassasiyeti, diğeri kararlılık, terörle mücadelede asla gevşeklik göstermemek. Biz hükümet olarak bu ikisini birlikte hayata geçirme azmi içindeyiz. Bir taraftan bir masumu incitmeme, diğer taraftan teröre taviz vermeme kararlılığı içerisindeyiz. Terör var diye demokratikleşme yolundaki adımlardan da vazgeçmeyeceğiz. Güvenlik yoksa özgürlükler de risk altındadır. Tam olarak kullanılamaz, hatta yok olur. Amacımız hem ekmeği büyütmek hem özgürlükleri arttırmak.